İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ben bugün yorucu bir gün geçirdim. Onun için kelimeler bile çıkmıyor ağzımdan, kusura bakmayın. Elinize sağlık diyeyim. Teşekkür ederim. Vedat Bey, biraz kendinizi tanıtırsanız, bugün aramıza yaklaşık 60 kişi tekrar katıldı, takipçimiz oldu. Siz de kendinizi tanıtırsanız yeni katılan takipçilerimize. Evet, ben Doktor Vedat Uğurel, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. İnfertilite üzerine çalışıyorum. Tüp bebek ve infertilite üzerine Kıbrıs'ta çalışmaktayım şu anda, halihazırda. Bu şekilde. Evet. Hoş geldiniz. Daha önce sizinle bir yapmıştık zaten. Evet. İnfertilite dediğimiz, yani tüp bebek üzerine konuşmuştuk. Tüp bebeğin kabacasını konuşmuştuk. Şimdi birazcık size gelen ve bize gelen sorular doğrultusunda biraz daha ayrıntı konuşacağız. Konuyu bilen, biraz ilgilenen arkadaşları biraz daha çok ilgilendiriyor gibi. Ben yine de kabaca bir infertilite ile ilgili ufak bir giriş yapmak istiyorum isterseniz. İnfertil çift tanımı yapalım mı? Nasıl uygun görürseniz nasıl yapalım? Yani açıkçası tabii ki hastalarımız genellikle biliyorlar bunu ama bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamaması durumuna infertilite ediyoruz, bildiğiniz üzere. Tabii ki bilinen bir problem olmadığı bir durumda bunu bu şekilde söylüyoruz. Şimdi artık bir sürü tahlil, tetkik ve erken dönemde doktora ulaşabilme mümkün olduğu için sağ olun Nuran Hanım. Nuran Hanım bana selam vermiş. Aynen, ben de Ebru Hanım'a teşekkür ediyorum. Birçok şey aslında bu kadar süre beklemeden önce de bazen tespit edilebiliyor. Mesela kadındaki yumurtlama bozuklukları veya çok sınırda azalmış over rezervi. Tabii ki evlenme yaşının da biraz ileriye doğru ötelenmesi nedeniyle artık modern çağda hanımlar da kendilerini daha çok araştırıp incelemeye ve doktora bu nedenle gitmeye daha çok başladıkları için kendi döneminde birçok şey tespit edilebiliyor ve tanı alabiliyor. Ve bu bekleme süreleri bazen riayet edilmeden ama genç bir çift ve bilinen bir problem yok ise başında söylediğimiz gibi yayının bir yıl süre yeterli bir süre diyoruz. Evet. Kabaca o zaman konumuza geçelim. Konumuz bugün tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler. Tabii ki bu biraz pahalı bir tedavi ve bunun içinde optimum şartlara ihtiyaç var. Bu optimum şartların arasında birkaç faktör var. Bunları isterseniz sayalım. Bizim kendi konumuza da böyle geçiş yapalım. Evet. Şimdi bunların tabii ki en önemlileri sperm ve yumurtanın kalitesi ve bunlardan oluşan embriyonun kalitesi. Bunlar üzerine yapılabilecek, konuşulabilecek çok şey var. Aslında bunlar üzerine çok fazla test de var yapılan. Ama bunların dışında belki de gözden kaçan çok da önemli bir şey. Çok iyi bir embriyo oluşsa da bunların birleşiminden bir bebek oluşsa da bunun yatağını unutuyoruz bazen. Hazırlığı nasılsa olur sonradan gelir doğsun bir hele deniliyor ya genelde halk arasında da. Açıkçası endometriyumda sonraya bırakılmayacak bir şey. Bu nedenle rahim dokusunun hazırlığının iyi yapılması ve rahim dokusunun kalınlığının ve olması gereken dönemde görülmesi gereken şekilde paternde olması bizim tedavilerimizde, aşılama tedavisinde, aynı zamanda tüp bebek tedavisinde oldukça önemli. Bununla ilgili hastalarımız da sıkça bize ince endometriyum, normalden beklenenden daha ince saptanan, güzel kalınlaşmayan rahim dokusuyla bazen başvurabiliyorlar. Ve bunlara da ne yapılması gerekiyor? Hastalara bununla ilgili bir öneri vermemiz gerekiyor veya çözüm tedavi sunmamız gerekiyor. Ve bunların gebelik oranlarını değiştirip değiştirmediği üzerine birçok çalışma yapılmış. Bunları kısaca özetleyeceğiz. Yani bugün konumuz diğer birçok yerde konuşulan embriyon oluşumu ve buna öncülük eden hücreler değil, rahim dokusunun kalınlığı ve rahim dokusunun embriyoyu kabul etmesi üzerine.
Bunun için tabii ki belli aşamalar var. Biz o dokuyu, o yumurtayı kabul etmeden veya işte o transfer işlemi dediğimiz yumurtayı oraya almadan evvel biz o dokuya belli işlemlerden geçiriyoruz ve hazır hale getiriyoruz. İsterseniz bu konuyu etkileyen faktörlerden başlayalım. Yani bu yatağın belli bir kalınlıkta olması gerekiyor. Bu yumurtanın orada tabiri caizse oturabilmesi için. Hatta kök salması da diyebiliriz. Bunu etkileyen faktörler veya bu gereken kalınlığı bizim için açıklar mısınız? Bunun için rayon dokusu kalınlığı, endometriyumun farklı tedavilere göre farklı cutoff'ları yani alt limitleri belirlenmiş. Yani bundan daha ince olursa Sınırlı. çok evet istediğimiz bir şey değil ince olması. Bunların üst sınırları ve alt sınırları çizilmiş. Daha çok alt sınır üzerine yoğunlaşıyoruz çünkü rahimin normalden beklenenden daha fazla kalın olması ile ilgili çok anormal derecede bir gebelik düşüşü saptanmıyor. Ama ince olması, endometriyumun ince saptanması maalesef ki gebelik oranlarını azaltıyor. Bunun için de genellikle tüp bebek tedavilerinin sonuçları üzerinden gidiliyor. Çünkü çalışmalar genellikle bunlar üzerinde. Ve 7 milimetre rahim kalınlığı dondurulmuş embriyo transferinde yani önceden tedavi yapılmış artan embriyoları olmuş hastanın. Daha sonrasında sadece rahim dokusunu hazırlayarak yapılan tüp bebek tedavileri var. Bunlar için 7 milimetre daha ince olması kabul edilebilir. Ancak taze denemelerde yani hasta geldi, yumurtalıklarınızı uyardık. Ondan sonra işte ne bilelim rahim dokusunu hazırladık. Aynı zamanda kullandığı ilaçlar rahim dokusu kalınlaştı. Ama bazı hastalarda güzel embriyo elde etmemize rağmen rahim dokusunda kalınlaşma görülmeyebiliyor. Ve bu taze denemelerde yani o ay hem yumurtayı toplayıp hem embriyoyu oluşturup hem transferi yapacağınız ayda en az 8 milimetre rahim kalınlığı yumurtanın çatlatma iğnesinin yapıldığı gün yapılması gerekiyor. Bilgi bu yönde. Dolayısıyla donmuş transferlerde daha bir tık daha 1 milimetre daha ince rahim dokusu kabul edilebilir gibi gözüküyor. Evet, ben de onu okudum. Bugün biraz ben yabancı yayın bakmaya çalıştım. Ben ilk önce hani bizim gibi kadın doğumcu, normal kadın doğumcu, tüp bebekle ilgilenmeyen doktor arkadaşlar için de ilgilendirdiğini düşünüyorum. Bu endometriyumu mesela bizim nasıl ölçmemiz gerekiyor? Ölçümü neler etkiliyor? Onlara da baktım. Sanırım işte rahim duvarının işte belli miyomlar veya işte böyle polip tarzı işte adenomiyozis dediğimiz o rahimin genel olarak büyüdüğü durumları ölçümümüzü etkiliyor. Bunlarla ilgili de birazcık bahsedebilir misiniz? Evet, yer kaplayan oluşumlar bahsettiğimiz şeyler. Rahim içerisinde yer kaplayan oluşumlar. Miyom sonuçta bir kitle, yani beynin iyi huylu bir tümör aslında rahimin. Tümör deyince tabii hastalar çok korkular ama aslında iyi huylu bir tümör. Bu da yer kapladığı için rahim dokusunun şeklini bozabilir, itme yapabilir rahim dokusunda. Rahim dokusunu ittiği zaman da ne yapabilir? Düzgün bir şekilde ölçülmesini, normalden daha ince ölçülmesine sebep olabilir. Aynı şekilde polipler, cerrahiler, geçirmiş olan cerrahiler rahim dokusuna veyahut da hastanın vücut ölçümleri yani çok kilolu olmak özellikle etkileyebilir. Rahimin vücut içerisindeki duruşu işte ölçülmeye müsaade etmeyecek şekilde durabilir. Bu gibi durumlar etkileyebiliyor. Peki, her rahim içerisindeki miyomun bu konudan yani miyom kesinlikle bu işlem için engel midir? Her miyomun oradan çıkarılması gerekir mi? Bunu da sormak istiyorum. Tabii şimdi bu miyomlar ve tüp bebek konusuna girmiş olduk. Bu biraz daha bir tık daha başka bir soru oluyor ama kısa olarak şöyle cevap verebilirim. Miyomlar bulundukları yer açısından bizim için önem teşkil ederler. Rahim dokusunu iten miyomlar var ise bunlara biz submüköz miyom diyoruz. Yani endometriyuma, rahim dokusuna yakın yerleşen ve onu iterek büyüyen Evet, miyomlar, evet, geri evet. doğru göçürten adeta Türkçe tabiriyle bunların çıkarılması mutlaka öneriliyor. Ama rahimin içerisinde ise ve çok aşırı büyük değilse, 4 santimin altında ise bunları hastanın önceki denemelerine bakarak karar vermek gerekiyor. Önceden hastanın
negatif denemeleri var ise tekrarlayan, ben yine bu rahimin tam içinde sadece içine yerleşmiş olanların çıkarılmasını uygun buluyorum. Subseröz dediğimiz yani rahimin dışına doğru büyüme gösteren, hiç rahim dokusuna hiç temas etmeyen, tamamen dışarıda olanların ise çıkarılmasının gebelik sonuçlarını değiştirmediği söylenmekte. Bu Evet, şekilde. ben bugün okuduğumda 7 ile 8 arasında ideal kalınlık olarak geçiyor. Siz de öyle söylediniz. Peki, 8'in altında IVF yani tüp bebek oranlarını veya canlı bebek elde etme oranlarımızı ne kadar etkiliyor? Bunu merak ediyoruz. Evet. Diyelim ki biz tedavi verdik ve rahim dokusu istediğimiz kadar kalınlaşmadı 8'in altında. Benim canlı bebek elde etme oranım ne kadar etkiliyor? Evet, öncelikle ideal kalınlık dediğimiz zaman bir 9-10 milimetre olmasını aslında istiyoruz. Bunlar bahsettiğimiz 8'ler alt sınırlar. Yani bunun altında ince olmasın. Ama bakmışlar, Kanada'da yapılan bir çalışma var. Çok geniş serilerle yapılan. Burada hemen hemen neredeyse tüm merkezlerdeki Kanada'daki toplamışlar ve inanılmaz sayılara ulaşan bir hasta sayısı ile rapor ediyorlar. Tabii ki ince rahim çok fazla rastlanan bir şey değil aslında tüp bebek tedavilerinde. Başına gelen bilir şeklinde olan bir şey. Çünkü %1 ila 2,5'unu oluşturuyor ince rahim dokusu. Yani hormonları verdiğinizde aslında rahim dokusu kalınlaşmaya ve üremeye çok yatkın bir doku. Dolayısıyla hastaya siz dışarıdan hormon verdiğinizde veya yumurtalıkları da geliştirici iğne yaptığınızda kolaylıkla gelişiyor. İnce endometriyum dokusu, ince rahim dokusuna rastlanan hasta grubu 100 kadından bir tanesi ya da iki tanesi oluyor açıkçası. Bu nedenle çok geniş serilerle olan tedaviler yapılması gerekiyor ki bunların kaç tanesinin olduğu ve bunlarda anlamlı sonuçlar ortaya çıkabilsin. 19 bin donmuş embriyo transferi yapılan bir çalışmada, bu bahsettiğim Kanada'daki veride, 8 milimetre üzerinde ise yani idealse gebelik oranlarının %28 olduğu, 7 ila 8 milim arasında ise %27 olduğu, 6 ila 6,9 arasında yani 6 ila 7 arasında %23, 5 ila 6 arasında ise %15 olduğu bildirilmiş. Yani kabaca 8 milimetrenin üstü istediğimiz ideal kalınlıkta %30 gibiyken bu oran %15'e düşüyor 5 ila 6 arasında olursa. Peki. Dolayısıyla yine de makul bir gebelik elde edilebiliyor. Yani 7 milimetrenin altında tekrarlayan ölçümlerle siz baktınız. Bu daha da kalınlaşmıyor. Yapılabilecek şey burada hastanın yaşına ve elimizdeki embriyoya göre karar vermek ve ona göre transferi gerçekleştirmek hastaya bunu bilgisini vererek. Yani eğer 7'nin altı hatta 5 dediniz. 5'te bile %15 oranında bir canlı bebek elde etme oranı var. Yani Evet. aslında çok da ümitsiz olunmaması gereken bir konuda diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. 5'in altında ama o kadar iyimser konuşamıyoruz. İşte bu 5 ila 7 arası gri bölge diye düşünelim. 5'in altında ise gebeliğin çok 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 azaldığı ve bunun çok ciddi bir bulgu olduğu. Yani hani çalışmalarla tekrar desteklemeye, yapmaya gerek var diye bir şey yok. Bu net bir bilgi. Gerçekten çok ince ise bu durumda ne yapılacağı ile ilgili açıkçası önümüzde tam net bir bilgi yok. Peki rahim duvarını kalitesini bozan faktörler nedir? Yani bu hasta daha önceden gebe kalmış olabilir, bu ikinci evliliği olabilir, daha önceden kürtajlar yaşamış olabilir, daha önceden herhangi bir nedenle karın içi bir radyasyon almış olabilir. Bunlar bizim tedavi, tüp bebek tedavimizi nasıl etkiliyor? Bu tarz hastalara nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet, şimdi sizin de söylediğiniz gibi aslında bunların hepsi ince rahim olmasının bilinen nedenleri. Bir o kadar da aslında çok fazla bilinmeyen nedeni var. Yani neden ince olduğunu bilemiyoruz. Bir ek olarak sizin söylediklerinize tekrarlayan kürtajlarla rahim dokusunun tahrip edilmiş olması, geçirilmiş cerrahi, rahime yapılan cerrahi işlemler, mesela işte bu miyom ameliyatlarından sonra da olabilir ince rahim dokusu, enfeksiyon ve radyasyon dediğiniz gibi bunlar nedenler. Bir de azalmış yumurtalık rezervi dediğimiz durumda. Yani biraz daha ileri yaşlarda gördüğümüz işte 38 yaşından 40'lı yaşlarında 40 yaş üstü çocuk isteyen hanımlarda gördüğümüz azalmış over rezervi ile birlikte eşlik eden rahim dokusunun inceliği sık karşılaştığımız bir şey. Ve bu tip hastalarda açıkçası elimizdeki
veri yeterli değil. Çünkü dediğim gibi %1 ila 2,5'unu etkileyen bir durum olduğu için tüm tüp bebek hastalarının yeterli çalışmalar yapılabilmesi için şöyle yapılması gerekiyor. Bir hasta size geldi, tüp bebek yaptınız. Rahim dokusu inceydi. İnce olan rahim dokusunda hasta gebe kalamadı ve tekrar size ikinci kez geldi. Ve bu sefer siz bu hastayı değerlendirmeye alıyorsunuz veya bir çalışmaya dahil ediyorsunuz belki de. İşte bu çalışmaya dahil edilen hastaları yakalamak ve bulmak oldukça zor. Bu nedenle eldeki kanıtlar zayıf. Yani kanıtın güçlü olması demek. Mesela 1.000 tane gebeyi hemen bulabilirsiniz şu anda siz isteseniz. İşte yarın gidersiniz kliniğinize. Ben gebeler üzerine bir çalışma yapıyorum. 1.000 tane gebe lazım bana dersiniz. Bulursunuz ama ince endometriyum hastasını bulmak da zor olduğu için ve bunu ayıklamak ve ayırt etmek veriler yeterli değil. Yeterli olmayan veriler neler? Biz işte hastaya tedavi verdik. Yumurtalıkları geliştirici iğne yaptık. Bunlara ek bir tedavi ile acaba rahim dokusunu kalınlaştırabilir miyiz? Ek tedaviler, farklı tedaviler var. Siz de birazdan sorarsınız bunu. Bunlarla ilgili veriler yeterli olmadığı için tam parmağımızı üstüne koyup evet bununla tedavi olur bu diyemiyoruz. Belki daha geniş serilerde çalışmalar yapılırsa daha yeterli olacak. Keza bunun tam tersine 8 milimetrenin altında gebeliklerin düştüğü çok güçlü bir kanıttır. Yani 8 metrenin üstünde her zaman rahim dokusunun kalın olmasını istiyoruz. Peki ince bulduk rahim dokusunu. Geldi hasta ölçtünüz. 7 milim 6 milim ölçtünüz. Burada dondurup bütün hepsini bu embriyoların bu ay transferi iptal edelim. Rahim güzel kalınlaşmadı. Sonraki ayda tekrar hazırlayalım mı? Bununla ilgili de net bir bilgi yok. Böyle bir kesin bir uygulama yok. Sıkça yapılan bir şey aslında bu ama kanıt düzeyi yeterli değil. Aynı şekilde çalışmaların yetersiz olması nedeniyle. Donmuş embriyo transferinde de aynı şekilde ne yapılabilir diyeceksiniz. Donmuş embriyo transferinde de natürel bir siklus mu yapalım? Yani hastanın kendi yumurta gelişimi varsa kendi kendine takip edelim. Yumurtasını çatlatalım. Rahim nasılsa hazır olacak. Hasta bu dönemde zaten eşiyle ilişkiye girince de gebe kalamıyor ama girmesin. Hani tedavi veriyoruz çünkü orada. Çoğul gebelik olur. Biz iki embriyo veriyorsak hasbelkader gelir, o da döller. 300 olur, 400 olur diye. Dolayısıyla bu tedaviler natürel tedaviler diyoruz. Bunu mu yapalım veyahut da dışarıdan ağızdan hormon verelim. Bu ağızdan verdiğimiz hormonlarla mı rahim dokusunu kalınlaştıralım? Bununla ilgili de net bir kanıt yok. Çünkü yeterli değil tedaviler. Peki sizin klinik deneyiminizde yani yaptığınız vakalarda nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Siz ben şöyle yapıyorum daha çok faydalı olduğunu gözlemledim dediğiniz. Ben okuduğum çalışmada bugün HCG verilmesi soru işareti falan denilmiş o çalışmada. Böyle bir bu da beni şaşırttı. Yani bu kadar sık kullandığımız bir ilacın verilmemesi veya rahim dokusunu belki de negatif etkileyebileceğini okudum. Ben öyle anladım. Bununla ilgili bir açıklama getirebilir misiniz? Şöyle ki HCG'nin ekstra olarak verilmesi veya rahim için HCG yapılması bunların gebelik oranlarını rahim inceliğinde arttırmadığıyla ilgili bir durum var. Evet, Açıkçası evet, evet, örneğin evet. HCG'nin embriyo transferi yapılmadan önce embriyonun içinde bulunduğu sıvının içerisine konulması 500 ünite kadar bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Yani bir süre orada bekletiliyor HCG bulunan ortamda ve onunla birlikte transfer işleminin yapılması, o çekilen sıvının içinde HCG'nin olması ile ilgili çalışmalar yapmışlar. Evet. Bunların da gebelik oranlarını çok fazla arttırmadığı ve kanıtın yine bu düzeyin, kanıt düzeyinin düşük olduğu söylenmiş. Yoksa yumurta çatlatma amacıyla HCG kesinlikle gerekiyor gebelikte ve rahim dokusunu inceltici bir etkisi olmaz bunun. Yani orada bir karışıklık olmasın. Ha bunlardan peki hangileri rahimi kalınlaştırıyor? Hani önce ölçtük, ince ölçtük, 5 milim ölçtük, 6 milim ölçtük. Sonra bir tedavi yaptık. Neyle kalınlaştırabiliriz bunu derseniz, sildenafil yani halk arasında artık bilinen Viagra ve GCSF dediğimiz bir nöpojen denilen bir ilaç var. Bu da kemik iliği transplantında kullanılıyor. Bu ikisinin rahim dokusunu kalınlaştırdığı gözlenmiş. Öncesinde ve sonrasında uygulamadan sonra
Uygulama şekilleri Viagra'yı vajinal yolla uygulanıyor. 50 miligram kullananları var, 200 miligrama kadar kullananları var. Tedavinin ilk başından yani iğnelerin ilk başlandığı günden yumurta toplanana kadar ve transfere gidene kadar da kullandıranlar var bu şekilde. Nepojen tedavisini ise O çok soruluyor, evet. evet, endometriyumu ilk ince saptandığında ve artık transfere gidiyoruz. Yani 4 gün sonra, 5 gün sonra artık embriyo transferi için ilaçlar başlanacak, progesteron başlanacak. Ve gidişat ince yönde ise o zaman rahim içerisine bu dediğimiz nepojen iğnesi hazır bunlar enjektörde ve 300 mikrogramlık bunların preparatları var. Bunları bu iğnenin 1 mililitresi rahim içerisinde bir kateterle girilerek sanki aşılama yapılır gibi veriliyor. Tekrar 48 saat sonra bir daha bakılıyor. İstenen kalınlığa ulaşmış ise artık progesteron hormonu başlanıyor. Eğer kalınlaşmamış ise tekrar bir nepojen yapılıp 48 saat sonra bir daha bakılıyor. Ve hala ince kalmış ise kalınlığına göre ve hasta ile de görüşerek transfer yapıp yapmama kararı alınıyor artık. Daha fazla ikinci, üçüncü bir enjeksiyon yapılmıyor rahim içine. Geçen şeyimizde de konuşmuştuk yayınımızda. Nöpojen en fazla kaç kez yapılır diye en fazla 2 kez demiştiniz. Bunu da hastalarımız geçen yayında sormuştu. Nöpojenin Evet. etken maddesini de ben bilmiyordum. GCSF diye bir madde sanırım. Peki sildenafil, ben de okumuştum. Sildenafilin etki mekanizması nasıl? Hangi etki mekanizmasıyla endometriyumu kalınlaştırıyor? Ben onu da merak ediyorum. Evet. Sildenafilin etki mekanizması kan damarları üzerine bildiğiniz üzere vazodilatör yani damarların genişlemesini sağlıyor ve o bölgeye olan kan akımını arttırması ve dolayısıyla vajinal olarak verdiğimizde de ilk ağızdan kullanıldığında karaciğer üzerinden ve sistemik etkileri dediğimiz yani kan dolaşımına geçen etkileri oluyor. Bunları azaltmak için vajinal yolla uygulanarak direkt olarak rahim dokusu üzerine damarları genişleterek kalınlaştırması ve beslenmeyi arttırması etkisi üzerinden gidiliyor. Şimdi şöyle demiştiniz, donmuş yumurta kullanacaksak bir de onu anlatalım. Mesela benim hastalarım tüp bebek hastası olmayan veya sadece tüp bebeği kabaca bilen hastalarımız oluyor. O donmuş yumurtalar ne zaman kullanılıyor? Sonrasında da donmuş yumurta 7 milimetrenin altında olan endometriyumlarda eğer donmuş yumurta kullanıyorsak bunu sanırım daha az etkileniyor demiştiniz tedaviye, değil mi? Şimdi şöyle ki, öncelikle şöyle söyleyeyim. Donmuş embriyo transferi yaptığımızda, donmuş embriyo Embriyo, evet. transferleri, Affedersiniz. evet, biraz daha ince endometriyum dokusu kabul edilebildiği söyleniyor. Evet. Çok ilginç olarak başka bir çalışmada da yumurta donasyonlarında yani donasyonla yapılan, çünkü donasyon tedavileri hemen her zaman dondurulmuş embriyo transferi gibi gider. Çünkü yumurta donasyonunda rahim yumurtalıkları uyarmadığımız için embriyoyu başka bir embriyoyu oluşturduktan sonra sadece transfer işlemine hasta geldiği için rahim dokusunu kalınlaştırarak gidiyoruz ve donanmış embriyo transferine aynı tedaviyi veriyoruz. Bunlarda ise gebelik üzerine olumsuz etkisi olmadığı ince dahi olsa rahim dokusunu söyleyen çalışmalar var. Aslında bu konu araştırmaya çok açık bir konu ve Evet. daha fazla sayıda çalışmalara ihtiyacımız var. Ve bilim bize burada şunu kesin yapın ya da yapmayın demiyor. Bu Evet. nedenle zararı olmayan ilaçların ve tedavilerin kullanılabileceğini ben de kendi adıma düşünüyorum ve uyguluyorum da açıkçası bu tedavileri. Peki benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey endometriyum inceliğiyle ilgili olarak gelen sorular üzerinden doğru ölçümün yapılması ve doğru ölçümün birkaç kere belki de tekrar tekrar ölçülmesi üzerinden sorular geliyor bana. Yani hani bir yerde baktırdım, başka bir yerde daha tekrar mı baktırsam acaba değişir mi gibi. Evet, o ölçümü etkileyen faktörler arasında işte kullanılan ultrasondan tutun yapan kişinin deneyimine kadar değişkenlik gösteriyor. İşte dediğimiz gibi biraz önce konuştuğumuz gibi işte miyomdur, poliptir bunların varlığı da bizi sanırım etkiliyor.
Evet, hangi optimum, en ideal ölçüm nasıl olur? En ideal ölçümü rayım tam yatay olarak durduğu vaziyette ve mesane boş iken, zaten hastalarımız da biliyorlar artık ultrason, vajin ultrason bakılacağı zaman mutlaka mesanenin boş olmasını istiyoruz. Boş iken 1 santimetre rayımın en son bölgesi olan fundusa 1 santimetre kala, ki transferin de yapıldığı yer burasıdır aslında. Embriyonun yerleşeceği yerden yapılan ölçüm en ideal ölçümdür. Ve dıştan dışa en dış kısmıyla en dış kısmı arasında rayın dokusunun ve rayın dokusuna tam dik olarak ölçülmesi gerekir. Eğri olarak ölçülmesi rayın normalden fazla veya içlerinden alarak ölçüm yanlış bir şekilde ince olarak ölçülmesine sebep olabilir. Yani aslında rahim duvarının görüntüsü aslında bizim ultrasonda bu şekilde. Bazı hekim Evet. arkadaşlar şu şekilde de ölçebiliyorlar. Bizim önemli olan Evet. şu bölümü bu Üçü. şekilde almamız ve bu üçlü görüntünün içine alabilmemiz aslında diye bunu demek Kesinlikle. istedik, değil mi? Aynen dediğiniz gibi. Evet. Evet. Aynen o şekilde. Ve Üçlü ölçülmesi. şöyle bir şey var. Bazen vajinal ultrasonu olmayan hekimler karından bakmaya çalıştığını duyuyorum. Sanırım kesinlikle ve kesinlikle vajinal yapılması gerekiyor. Yukarıdan bakılması uygun değil diye biliyorum. Kesinlikle katılıyorum size aynı şekilde vajinal ultrason ile. Çünkü prop yakın olduğu için ayrıca vajinal ultrason propları hem yakını hem de yüksek frekansta, yani daha iyi bir çözünürlükle gösterir. Yani eski tüplü televizyonlarla şimdi izlediğimiz HD televizyonlar gibi düşünün. Vajinal proplar, vajinal ultrasonlar bize HD televizyon gibi gösteriyor rahim içerisini. Oysa karşıdan tüplü televizyona bakar gibi, siyah beyaz televizyona bakar gibi görüyoruz. Ve abdominal ultrasona. İkisi aynı ultrason cihazı olsa da uzaklık ve probun duruşu nedeniyle. Peki, ay yumurta donasyon hastaları ile ilgili bu konu değişkenlik gösteriyor mu? Özel bir durum var mı? Yani mesela biraz önce dondurulmuş yumurta kullanınca işte 7 mililitrenin altında olsa da biz transfer yapabiliyoruz veya biraz daha rahat olabiliyoruz demiştiniz. Donasyon hastalarında bu durum nasıl? Donasyon hastasına ne demek? Onu da Evet, söyleyin. donasyon yumurta bağışı ile olan, evet, Yumurta olan bağışı tedavileri dediğimde ediyoruz. elde edilen yumurtalar demek istiyoruz. Aynen. O şekilde elde edilen embriyoların yapıldığı transfer işlemi. Rahim dokusu hazırlığı olduğu için menopoz sonrasında bile bu hastalar gebe kalabiliyorlar. Kıbrıs'ta tabii ki yasal düzenleme nedeniyle biz burada yapabiliyoruz. Şu anda Türkiye'de yasak bildiğiniz üzere. Dolayısıyla bu tedavilerde rahim dokusunu iyi bir şekilde kalınlaştırmasını sağlamamız gerekiyor. Hastalarımız bazen şöyle bize söyleyebiliyorlar. Benim daha önceki tedavilerimde, normal kendi yumurtamdan denediğim tedavilerimde rahim dokum hiç kalınlaşmıyordu veya ince kalıyordu diyorlar. Tekrar aynı şey başıma gelir mi diye çok korkuyorlar. Özellikle donasyon tedavisine geldiklerinde. Bizim yanıtımız ise şimdi o başka bir tedaviydi. Yani elma ile armut tedavisi gibi. Orada yumurtalıklarınızdan salgılanan hormonlarla rahimin kalınlaşmasını bekliyoruz ve azalmış yumurtalık rezervi varsa, yaş da ileri ise maalesef ki yumurta sayısıyla ve yumurtanın içinde bulunduğu folikül denilen yapılardan üretildiği için hormonlarda ne kadar az yumurtanız varsa o kadar az hormon üretimi olacak. O kadar az kadınlık hormonu östrojeniniz olacak ve rahim dokunuzda o nispette ince kalma riski olacaktır. Dolayısıyla bu hastalara bizim tedavilerimizde, biz dışarıdan tedavi verdiğimizde rahim dokusu istediğimiz gibi belki de biraz daha uzun sürse de kalınlaşabiliyor. Ve eski ince rahim dokularına dokusu probleminden kurtulmuş olabiliyorlar bu hasta grupları. Uzatılması öneriliyor sürenin. Yani 21 güne kadar devamlı östrojen tedavisi verilebilir. Çünkü siz dışarıdan östrojeni verdikçe ve bu hasta yumurtlamaz, çünkü dışarıdan östrojenle baskılama gerçekleşir. 21 gün kadar devamlı kullandırabilirsiniz östrojen tedavisini, kalınlaşma sağlanana kadar. 21 günden fazla kullandırmanın ek bir fayda sağlamadığı gösterilmiştir. Peki, Bantlar ve... ben mesela siklus başlattım, ben östrojen verdim. Biraz önce bahsettiğimiz o nöpojen tedavisine ne zaman başvuruyoruz?
Yeterli miktarda östrojen tedavisi verdiğinizden eminseniz, yüksek doz östrojen tedavisi verilmiş ise, Evet. östrojen serumda bakarsınız. Serum estradiol seviyesine baktığınızda bu seviyenin 600 ila 800'ler civarında, hani maksimum verdiğiniz dozda olması gerekir. Evet. Hastaya sadece ağız yoluyla vermemeniz gerekir östrojeni. Bant ve flaster şeklinde de yardımcı olmanız ve eklemeniz daha uygun olur bu hasta grubunda. Yani ağızda ilaç verdiniz, dozunu arttırdınız. Baktınız bir hafta 10 gün içerisinde güzel bir rayın dokusu gelişmediyse bu hastaya hemen bant şeklinde, flaster şeklinde de eklemek uygun olur. Çünkü herkesin İnsülin. metabolizması farklı Heh, oluyor. onu diyecektim. Hastalarımız bilmiyor. Ağızdan alındığı zaman bir miktar karaciğere uğradıp kaybolabiliyor bu östrojenler. Onun için sistemik dolaşıma yani sanki damardan veriyormuş gibi etki sağladığı için hastalara biz bu şekilde verebiliyoruz o flaster hallerini. Peki ne zaman demiştiniz nöpojen? Ben onu kaçırdım. Çok affedersiniz. Nöpojen tedavisi, bunları verdiğinize eminsiniz. Östradiol seviyesi güzel yükseldi. Verdiğiniz östrojenin güzel emildiğinden eminsiniz artık. Ondan sonra hala ince kalıyor ise nöpojen gibi adjuvan ek tedavilere, sildenafil gibi ek tedavilere geçilebilir. Ben Onları klinik kaçıncı pratiğimde bu günde şekilde. veriyoruz, başlıyoruz? 21 güne kadar mı bekliyoruz? Süresini uzatmak size bağlıdır. Tabii ki hastanın durumuna göre de, hastanın gelme süresine göre de bu tedavilerin verilme süreleri değişebilir. Ama ideal bir tedavi donmuş embriyo transferinde en az 12 gün olmalıdır. 12 günün üzerine uzattığımızda yaklaşık bir hafta kadar daha uzatabiliriz. Yani 18-19. Günlerden sonra artık belki nöpojen tedavisini düşünmenin zamanı gelmiştir. Anladım. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı doktor bey? Benim Yoksa eklemek istediğim bir şey yok. İnce endometriyumla ilgili konu bu şekilde. Daha fazla veriler oldukça ileride tekrardan canlı yayınlarla tekrardan bu güncel konuyu konuşuruz. Çünkü bu en çok sorulan sorulardan biri aslında forumlarda ve hastaların da merak ettiği ve çözümünü aradığı. Nadir evet. olduğu için dediğim gibi kanıt düzeyinde düşük olan ve az olan elimizde çok ciddi tedaviler şu an halihazırda yok. Ama PRP'nin işe yaramadığını bu hastalarda, PRP tedavisinin açıkçası birçok şey gibi çok fazla bir işe de yaramadığı kadın hastalıkları doğumda gösterildi. Kanıt düzeyi onun da çok çok düşük. Ve üstelik de hani rahim içerisinde böyle bir şey vermenin ne kadar etkili olacağı meçhul. Bunun dışında başka güncel bir konu, kök hücre tedavilerinin şu an için hali hazırda rahim dokusunu kalınlaştırdığı ve ince endometriyumda gebelik oranlarını artırdığı ile ilgili yine kanıt düzeyi düşük çalışmaların. Bunların sonuçlarını bekliyoruz yeni çalışmaların. Bu şekilde. O zaman bir özet geçmek gerekirse, kabaca bizim ideal endometriyumumuz 7-8 milimetre olması gerekiyor demiştik. Evet. 7 milimetrenin altında hatta 5 milimetre olsa da tedavi başarısı %15'lere varabiliyor ve bu çok kötü bir durum değil de diyebiliyoruz. Yani transfer yapılabilen durumlar var diyebiliriz benim anladığım. Evet, aynen. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Evet. öyle. Elimizde östrojenle tam kalınlaştıramadığımız endometriyumları iki ajanımız var. En son bu iki silahımızla da yani sildenafil, Viagra ve nöpojen dediğimiz iki silahımızla son olarak da bir şekilde bu hastalarımıza da yardımcı olabiliyoruz. Donmuş yumurtaların biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebilir miyiz? İnce endometriyum açısından. Evet, söyleyebiliriz. Yani daha ince endometriyona donmuş embriyo transferinde daha iyi sonuçlar olduğu bildirilmiş. Ölçümlerden bahsettik. Onu da biz hekimleri ilgilendiren bir konu demiştik. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Umarım tekrar başka bir yayında birlikte olmak dileğiyle. İyi Kesinlikle. yarışmalar Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum ben de. Kendinize iyi bakın. sağ olun. Hoşçakalın.